gelişmeler var ama ekonomi tarafıyla başlayalım. Zira özel piyasalarda yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz yakından. Şimdi bir süredir zaten piyasalarda takip edilen en önemli nokta Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın ne zaman faiz artıracağı ve varlık alım programından da ne zaman çıkacağı ya da ne zaman azaltıma gideceği yönündeki beklentilerde. Şimdi buna yönelik FED'den zaman zaman farklı tonlarda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün itibariyle FED tutanaklarına baktığımızda da o tutanakların içerisinde varlık alım programlarının azaltılmasına yönelik bir değerlendirmenin olduğunu bildirildi. Tutanakların içerisinde bu ifade vardı ama destek yani piyasaların ekonominin desteklenmeye devam edeceğine yönelik de bir ifade de vardı. Aslında şimdi baktığımızda piyasalar tarafından hangisi satın alındı diye olumsuz tarafından satın alındı galiba. Ne dersiniz Tomuş Bey, siz nasıl yorumladınız FED tutanaklarını? Yani tutanaklarda şöyle öncelikle yani dün akşam yayınlandıktan sonra tutanaklarda ben çok inanılmaz bir fiyatlama yalnızca tutanaklar için görmedim açıkçası. Hı hı. Fakat tutanakların yayınlanmasından önce sizin belirttiğiniz gibi FED toplantısında yani bu tutanakların yazıldığı toplantıda ve sonrasında toplantıda alınan kararlar ve sonrasında Powell'ın açıklamaları yani Amerika Merkez Bankası Başkanı açıklamaları soru cevap kısmındaki verdiği cevaplarda aslında tutanaklara göre daha kararlı ve daha hani piyasa ağzıyla biraz daha konuşmak gerekirse burada daha şahin yani faiz arttırıcı yönde bir beklentinin varlık alımlarını azaltma yönündeki beklentinin daha yakın tarihlerde olma ihtimalini öne çıkaran bir toplantıydı. Hatta bazı revizyonlar da gelmişti. Büyümede %7 gibi 2021 için özellikle kişisel tüketim harcamalarında enflasyonda birer puanlık yukarı doğru revizyonlar gelmişti. Dolayısıyla o toplantıdan sonra piyasanın aslında son bir hafta 10 gündür verdiği reaksiyon faizlerde özellikle Amerikan faizlerinde aşağı doğru hareket, doların tekrar değer kazanması ve bir nebze enflasyonun gerçekten Powell'ın söylemi veya son dönemde Yellen'ın yani Hazine Bakanı'nın söylemleri gibi de böyle gelip kalıcı olmayacağı yönde bir piyasa algısı oluşmasına neden oldu. Dolayısıyla tutanaklar sonrası çok enteresan fiyatlamalar olmasa da bu tutanaklara gelene kadarki süreçte ki bugün de devam ediyor. Mesela Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin işte 1.77'lerden 1.30'ların altına kadar yüzdesel anlamda geldiği bu sabah da 1.31'lerde olduğu. Çin'in şimdi siz fiyatlama üzerinden sordunuz ama Fed'in dışındaki veya tutanaklar dışındaki gelişmelerde Çin'in 10 yıllık faizinin de %3'ün altına geldi uzun süre sonra ve Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarda minimum seviyelerde olmasına rağmen indirime doğru gidilmesi yönünde yeniden bir fikir beyan ettiğini görüyoruz. Ben bunun biraz daha uzak doğuda fiyatlandığını düşünüyorum. Ayrıca bu Covid meselesiyle ilgili özellikle yeni varyantların Japonya gibi ülkelerde de vaka sayılarında artışa neden olmasının bir nebze uzak doğu piyasalarındaki negatifliğin tutanaklar haricinde olduğunu gösteriyor. Ama genel olarak doların güçlü kalması, paranın bir nebze daha Amerika'ya doğru yöneliyor olma durumu. Yani çünkü tahvillerdeki aşağı yönlü inme, tahvil faizlerinin de aşağı gelirken fiyatlarının yukarı gittiği. Yani bu da tahvile bir talep geldiğini gösteriyor. Dolara bir talep geldiğini endeks bazlı 93'e yaklaştığı yerlerden görüyoruz. FED belirsizliği, bir salgın belirsizliği kısmen, bir Çin Merkez Bankası belirsizliği ve güçlü dolar bizi bu sabahki tutanakların haricinde de bir nebze negatif tarafta bir dünyaya piyasalar tarafında uyanışı gerçekleştirmiş gibi gözüküyor. Ben daha güvercin, daha kendi aralarında da tam olarak karar veremedikleri FED üyeleri için ve desteğin söylediğiniz gibi devam etmesi gerekirken evet varlık alımları azaltılabilir ama ne zaman ve hangi miktarda olduğu konusunda da hala tam bir konsensus olmadığını üyeler arasında gördüğümüz bir geceden sonra böyle bir güne uyandığımızı düşünüyorum açıkçası. Evet, peki bu süreç Türkiye'nin yani içeriye dönecek olursak hafta başından bu yana enflasyonu konuşuyoruz. Çünkü Haziran enflasyonu bir miktar beklentilerin üzerinde geldi. Hiç şüphesiz ki 1 Haziran itibariyle açılmalar, özellikle hizmetler sektöründeki açılmaların etkili olduğunu gördük. Çünkü alt kalemlere baktığımızda, yani ana harcama grupları itibariyle artışlara baktığımızda hizmetler sektörü ağırlıklı bir artışın olduğu dikkat çekiyor.
Şimdi ekonomik aktivitedeki hızlanma bir yandan da enflasyondaki artışla beraberinde getiriyor. Siz ne dersiniz? Yani enflasyon tarafındaki yükselişin devam etmesini bekler misiniz? Ya da zirve nokta ne zaman görülür? Ne zaman düşüşe geçer enflasyon? Şimdi Haziran enflasyonu söylediğiniz gibi şöyle enteresan bir hani başlıkları arasında ya da kalemleri arasında şöyle bir değişim var. O da nedir? Salgın ekonomik kapanma sürecinden Türkiye için kısmen normal hayata geçişin işte baktığınızda otel konaklama gibi, ulaştırma gibi, hatta bunun içinde dönemsel eğitim gibi bazı başlıklar var. Yani dediğiniz gibi hizmet tarafında insanların tekrar sokağa çıktığında harcama kalemleri üzerinde daha önce aslında fiyatlara yansıyan ama reel anlamda enflasyonun içine bizim eklemediğimiz veya kısmen eklediğimiz aslında yıl genelinde de ama Haziran'da daha çok ön plana çıkan bir enflasyon yükselişimiz var. Şimdi Temmuz-Ağustos bizim baz etkisi dediğimiz hani bir önceki yılın aynı ayındaki değişimin etkisini aslında Haziran'da da bir nebze yıllık bazda hala yaşıyorduk. Yani bir avantajımız da vardı. Ama Temmuz-Ağustos'ta bu baz etkisi biraz azalacak. Dolayısıyla aslında enflasyon yıllıkta daha yükseğe doğru gittiğini görebiliriz. Fakat Haziran'da olduğu kadar ben Temmuz-Ağustos'ta bu fiyat yükselişinin, yani bahsettiğiniz noktada işte hizmet sektörü için konuşursak, aynı oranda gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Bir, ikincisi... Yani bir fiyat dengelenmesi bekliyorsunuz o tarafta. Evet, yani şöyle hep aynı şeyi aslında dünya için söylemeye çalışıyorum. O da nedir? Belli zamanlarda salgın etkisini, mesela bunu Sayın Başkan da tahmin ediyorum haftaya yapacağı toplantı içindeki metinde, yani üyelerle birlikte kurulda değerlendirecek. O da nedir? Salgın etkisinin yarattığı enflasyondan sosyal hayata dönüşün yarattığı enflasyon ve bir önceki dönemki etkinin işte kısmen azalması, talebin arttığı bir dünyaya doğru geçiş enflasyonumuz olacak bizim. Dolayısıyla Haziran etkisinin yaratan şeylerin diyelim başlıkların azalacağı, evet, ama belki gıdanın da hani yaz ayları için bir nebze daha fiyatsal olarak işte enflasyonu aşağı çekeceği, kurdaki istikrarın, en azından bu seviyelerde yaşanan istikrarın, son enerji fiyatlarında da biliyorsunuz petrolde, evet, de bir 72 daha düşüş oldu ve faizlerin küresel anlamda düşmesi şöyle bir algı yaratacaktır enflasyonda. Hani zirve ne zaman olacak konusu zor tabii tahmin etmek. Ama en azından Ağustos-Eylül ayları o zirvenin oluşup oluşmayacağını daha netleştirebileceğimiz aylar olacaktır. Ve ben Merkez Bankası'nda belki konuşuruz yine. Belli politikayla, yani benzer politikayla, şu an içinde bulunduğumuz politikayla enflasyonları hem küresel hem yurt içinde takip ederek devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla enflasyonda değişimlerimiz oluyor. Bunun yarattığı bazı mevsimsel yükselişler, düşüşler olabiliyor. Ama bunu Temmuz-Ağustos'ta daha net bir şekilde görme şansımız, etkilerini net bir şekilde görme şansımız olacak. İşte Ağustos-Eylül belki o kritik zirvenin oluşabileceği aylar olarak takip edebiliriz. Peki Merkez Bankası'ndan önümüzdeki hafta ne bekliyoruz? Onu da sorayım. Son çeyreğe ilişkin bir faiz indirimi beklentisi vardı. Karşılaştığımız bu enflasyon oranları sonrasında bu beklenti biraz daha bir sonraki yıla mı ertelenmiş durumda? Ne dersiniz? Sizin nasıl bir beklentiniz var faize ilişkin? Şimdi Semra Hanım, biz anketlere paylaşıyoruz görüşümüzü. Sonuç itibariyle bu kamuya da paylaşılmış bir görüştür kurum olarak. İyimser tarafta bu görüşlerimizi devam ettiriyoruz. Yani o da nedir? Enflasyonun belli bir seviyede kalıcılık sahip, Merkez Bankası'nın o aşağı patikasının belli bir dönemde yıl içinde gerçekleşeceği görüş. Dolayısıyla biz hala 14,5 veya 15 civarında bir yıl sonu enflasyon, %18 yani 100 bas puanlık bir politika faizi aşağı yönlü hareketi, kuru da aslında 8,95 civarlarında bir yıl sonu kapanışla yılın son çeyreğinde 50'şer bas puan olabilir ya da 100 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Fakat dediğim gibi bu iyimser bir tahmin üzerinden gidilerek yapılmış anket üzerinde değerlendirmedir. Ama aynı zamanda mevcut düzenin devamı veya daha kötümser senaryolar içinde de farklı değerlendirmemiz var. Ama şu an için onlara gerek olacak kadar bir risk algısı enflasyon tarafında olmadığını düşünüyoruz. Peki. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın hem kararını, belki karardan daha önemli olacak para politikası kurulu karar metnini biraz daha yakından takip ediyor olacağız. Peki biraz siyasetten gelişmelerle de devam edelim. Bülent Bey, şimdi özellikle de CHP tarafındaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Sanamayabilir ama nasıl bir beklentiniz var? Yani şu an oluşan tablo size neyi gösteriyor sizce?
Tabii şimdi şöyle yani aşılamanın evet bahsettiğimiz gibi birçok varyant, birçok değişen virüs ve bunun aslında insanlar üzerindeki etkisinin zaman zaman hayal kırıklığı veya işte daha kötüye doğru gidişin. Hatta bugün içinde biraz önce konuştuk işte Uzak Doğu'da buna benzer bazı psikolojik değişimleri de olduğunu görüyoruz. Yani bu devam edecektir. Hani bu bugünden hemen işte bu virüsün özelliğinden dolayı kaynaklı aşılandıktan sonra da her şey bitmeyecek gibi gözüküyor. Yani belli bir süreç yaşamaya devam edeceğiz. Belki biraz daha böyle yoğun geçirilen bir gripmiş gibi bir dünya üzerinde belli bir süre boyunca kalıcılığı da olacak bir salgın yaşadık aslında. Dolayısıyla bunun hemen yani Türkiye içinde tüm dünyada da görüyorsunuz işte bir iyimserlik havası oluyor. Sonra varyantlarla bir kötümserlik oluyor. Ama son bir yıl içinde geliştirilen aşı çalışmaları ve bunların insanlar üzerindeki yeni varyantlar olan tepkilerinin yani oransal bazda açıklanan çalışmalara baktığımızda öyle ya da böyle geçen yıla göre çok daha iyi bir yerde olduğumuzu salgın açısından zaten işte merkez bankalarındaki bu biraz önce Fed'i konuştuk. Belirsizlikler, enflasyon geliyor mu? İşte talep tarafı devam edecek mi? Bu büyüme enflasyona nasıl yansıyacak? Buradaki bu kararsızlıklar, gitgeller hep bu bahsettiğim aşı çalışmaları, salgın ve varyant etkilerinin net bir şekilde ekonomilerde tahmin edilememesinden kaynaklanıyor. Fakat bir seneye göre çok daha iyi bir yerde insanoğlu diye bakıyorum ben. En azından bu teknolojik gelişmelerin işte birçok örneği olan aşı çalışmaları ile birlikte. Şimdi Türkiye'de aslında bence planlanan biraz daha Mart, Nisan, Mayıs'ta şu an içinde yaşadığımız aşı çalışmalarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve aslında yaza da çok daha iyi bir başlangıç yaparak turizm sezonunda, hizmet sezonunda bir kısıtlamaya gitmeden Türkiye beklentisiyle 2021'e başladık. Bir iki aylık bir gecikme oldu gibi gözüküyor. Bence tabii bilemiyorum Sağlık Bakanımızın açıklamalarında hani net olarak böyle bir plan var mıydı bilmiyorum. Tamamen kendi görüşümdür. Ama şunu görüyorum. Özellikle bir kere yurt içindeki o ertelenmiş ne diyelim tatil hevesi diyelim ya da biraz daha o salgının yarattığı bizdeki o psikolojik daralmanın bir an önce yani köylerimize gitmek olsun ne bileyim kendi eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı farklı illerde ziyaret etmek olsun. Zaman zaman ormanlık alan olabilir, deniz kenarı olabilir. Böyle bir iç turizmin iyi ya da kötü, yüksek Sadece ya da otel düşük olarak olan... bakmamak lazım. Yani ulaşımda ciddi bir hareket, bir seyahatlerde ciddi bir hareket başladı gibi görünüyor şu anda. Yani şöyle söyleyeyim biraz daha net olsun. Ben İstanbul'da yaşayan biri olarak hani sabah trafiği benim için çok büyük bir veya akşam trafiği diyelim göstergedir. Yani açık konuşmak gerekirse yavaş yavaş İstanbul terk edilmeye doğru gidiyor. Bu bayram haftasında da hatta önümüzdeki haftada da çok daha hızlanacaktır ama dediğinize katılıyorum. Yani bu herkes otellere akın ediyor anlamına gelmiyor. Evet orada bir canlanma var ama herkesin kendi bahsettiğim gibi işte yöresine, eşine, dostuna, akrabasına gittiği bir dönem yaşıyoruz. Ama bunun etkileri kesinlikle ulaştırma tarafı, hizmet tarafı, işte otel konaklama tarafı, restoran tarafı ve hatta bunlara bağlı belki tekstil diyebilirsiniz, işte takı diyebilirsiniz, ne bileyim bilemiyorum. Yan sektörleri de çok net etkilerini ben göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi Türkiye dolayısıyla gelmek istediğim nokta şu. Geçen sene bir turizm hareketliliği belki aşı olmadan da yaşanmaya çalışıldı. Sonra kısıtlamalar geldiği için aslında çok da iyi bir yıl geçiremedik. Ama bu yıl şöyle bir değişim var. Evet, riskler devam ediyor ama insanlar özellikle teknoloji, sağlık sektörü bu hastalıkla mücadele konusuna alışmış bir durumda. Yani siz bir otele gittiğinizde ya da bir ülkeden bir ülkeye ziyaretinizi gerçekleştirdiğinizde nasıl bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor? Nasıl bir teknolojik altyapıyla sizin aşı takviminizin orada yer alıp birbirinize paylaşabileceğiniz bir ortamda olduğunuzu net bir şekilde biliyorsunuz. O açıdan bu varyant haberleri gelmeye devam etse bile işte görüyoruz Rusya, Almanya veya çeşitli İngiltere gibi bazı ülkelerin yavaş yavaş kapılarını hem Türkiye'ye doğru hem işte farklı ülkelere doğru açtığı kapama tedirginliği olsa bile turizm faaliyetlerinin bunu vatandaşlarımız da çok net görüyordur. İşte havaalanlarında, otobüs garlarında
ve işte otel konaklama bölgelerinde çok hızlı arttığını ben kişisel olarak işte konuşmalarımda, söyleşimde görüyorum. Onun için tabii ki 2019 gibi bir yıl olmasını beklememiz bu yıl için biraz iyimserlik olur. Ama geçen yıldan daha iyi bir yol olacağını düşünüyorum. Ve özellikle bizde şöyledir, işte Ocak, Şubat, Mart rezervasyonlar, planlar yurt dışı için yapılır. Ve genelde Haziran'la hızlı bir sezona başlarız. Ama bu sene hem mevsimsellikten dolayı hem salgından dolayı bu turizm sezonu biraz da Eylül-Ekim'e de kayabilir. Bu açıdan yabancı ziyaretçilerin hani ülkeye gelişi, kalışı ve devam edici sürecinde ben geçen seneden iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Fakat hala unutmayalım, bu salgının etkisinde insanların turizm konusundaki seyahat planları devam ediyor. Ama sosyalleşme konusunda hala daha çekinceli olabileceklerini de unutmadan onun hani finansal açıdan diyelim, yani para açısından ekonomiye yansımaları da ayrıca biraz daha kısıtlı kalabilir. Ama ben bir değişiklik olmazsa önümüzdeki 3 ayın, yani yalnızca 1-2 ayın değil belki 4 ayında çok net bir şekilde Türkiye açısından turizmde daha iyiye doğru gittiği bir dönemi yaşayarak devam edeceğiz diye düşünüyorum. Peki son olarak şunu da sorayım. Yani hizmetler sektörü tarafında enflasyonda gördüğünüz bir artış vardı. O artışın ertelenen talebin canlanması kaynaklı. Yani işte o kapalı kalınan sürenin bir miktar fiyatlar yoluyla telafi edilmesi çabası mı? Yoksa maliyetlerdeki artışın yansıtılmasıyla mı sağlanmış bir enflasyon var orada sizce? Şimdi hizmetler tarafı biraz sanki toparlanmayı yakalamak için yapılan fiyat değişimleri. Yani bir yıllık bir kaybım var ya da 15 aylık bir kaybım var. Hani burada nasıl bir maliyet üzerinden gidersem ya da nasıl bir fiyatlama yaparsam burada o yılı mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telafi ederim algısı olduğunu düşünüyorum. Yani bunun içindeki tabii ki gıda, işte tekstil ürünleri, belki kur hareketini bir nebze buna bağlayabiliriz. Doğrudur. Ama benim gördüğüm şu Semra Hanım, çok net bir şekilde aslında bunu enflasyon içinde de göreceğiz. Yani daha önce biz ürüne erişemediğimiz için, bu hizmet sektörü içinde olabilir, işte genel hayattaki ürün grupları içerisindeki fiyat artışları içinde olabilir. Ürüne erişemediğimiz için ve talebin de devam ettiği bir süreçte biz burada fiyat artışlarını gördük. Ama hizmet sektöründe bu ürüne erişememe insanların o bölgeye, o konaklama alanına, o turizm alanına gelememesi sonrası bir suni fiyatlama. Yani zaman geçti, ben istediğim gelir elde edemedim, şimdi gelecek potansiyeli daha yüksek bir gelirle karşılamak için bu fiyatı belli bir noktada tutayım. Ama her zaman olduğu gibi belli bir süre geçtikten sonra rekabet devreye girecektir. Talep aynı oranda devam etmeyeceği için artık ben bunu mesela kampanyalar diyorum. Biz bunu otomotivde, işte konutta, beyaz eşyada zaman zaman görüyoruz. Turizm alanında da belki hemen olmasa bile bayramdan sonra bu fiyat düzenlemelerinin, ne diyoruz enflasyon için, fiyatların sürekli bir yöne doğru devam etmesi, yani yükseliş göstermesi. Dolayısıyla bir yönde yükseldikten sonra burada bir kalıcılık olması hizmet sektörü için çok daha doğru bir senaryo olarak görüyorum. O açıdan Haziran'ı bir baz etkisi veya bir baz fiyatlaması olarak görerek bundan sonra enflasyon etkisini, hatta fiyatlardaki yükselişinde, hizmet tarafı için konuşuyorum, aynı oranda devam etmeyeceğini düşünmemiz gerekiyor. Peki. Bir virgül koyalım izninizle. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından saat başı itibariyle yeniden karşınızda olacağız.